madde yönetmeni. Şöyle oraya da gittim, işte lise öğrencisiyim falan. Birden abimin kırgın, üzgün, süzgün olduğunu gördüm. Meğer hikaye şu, tam burada anlatılacak bir hikaye gerçekten. Filmin finali, izlemişsinizdir Sevi Boylu Maziyat Algezor'un, eminim ki çok iyi bir aşk filmidir. Filmin finali, yönetmenin elindeki senaryoya göre şöyle. Ali Özgen Türk'ün yazdığı senaryo şöyle. Biyolojik baba, biraz vefasızlık, ayrıcılık yapmıştır. Ama yıllar sonra hem çocuğunu görmeye hem de yeniden aşkın depreşini fark edip işte Asya'ya dönmeye gelir. İşte o bölgeye, baraj bölgesine. Ve fakat 7 yıl boyunca çocuğu büyüten Cemşik karakteri çocuk tarafından baba sayılır. Ve çocuk babaya değil, gerçek babaya değil, Cemşik'e gider. Final böyle. Birdenbire Türkan Şuray kuralları, sinemanın ve işçinin tuhaf kuralları, Mert kardeşim. O anda sanki sinemanın da salon kuralları. Biz bu finali böyle çekmeyelim derler yapımcılar, parayı koyanlar. Çünkü iki büyük satarın kavuşamaması iyi değildir, seyirci kaçar diye bir fikirle sette bu fikir yayılır ve senaryosu müdahale edilir yani. Bu sevgi neydi? Sevgi emekti sahnesi. Sahnesi, final yani. Abi de çok pusudur senaryosuna hem müdahale edilmiş hem de hissettiği, bence de doğru olan, büyüten babanın da gerçek bir sevgi emeği, içerdiğini fark ederek küser ve seti terk eder, yolda çok komik bir hikayedir gerçekten. Fakat tesadüfen, tesadüfte diyebiliriz, tam böyle garaj bölgesinde bir çantayı görür. Rüşen Bey, Türkan Şuray üzerinde çok büyük etkisi olan hayat arkadaşı ve saygıdeğer bir karakteri de var, Galatasaray var, başkanlık var falan. Yani çünkü seti terk etmek durumunda, çünkü yapımcılar, diğerleri falan atfari ortada kalmıştır. Türkan Şuray da ilk başta Kadir İnanır'a, yani İlyas'a gitmeyi o da tercih etmiştir, filmin senaryosunun değişmesini. Sonra da Rüşen Bey görünce, Ali Bey nereye gidiyorsunuz, daha genç adam Ali Bey. İşte böyle böyle oldu Rüşen Bey, ben gidiyorum İstanbul'a. Yani olmadı, çok kırgınım der. Olur böyle şeyler ve gelir akşam set tatilinde büyüdü. Ve Ali Özgen Tıpkın dediği olur. Yani haklı olarak senaryonun dediği olur. Böylece Sevi Boylum Alyaz olup hepimizin seyrettiği bir finalle bence son yüzyılımızın en değerli aşk filmi olarak hayata geçer. Şimdi bunu